Ölüm kimseye yakışmıyor. Suçlu da olsa, masum da olsa. Ölümün yakıştığı kimse yok bu hayatta. Her an her şey olabilir. Her an herkes ölebilir. Nerede, ne zaman, nasıl olacağını bilemezsin. Ölümünü sen seçemezsin. Ama nasıl yaşayacağını sen seçeceksin. Çünkü nasıl yaşarsan öyle kalacaksın sevdiklerinin anılarında. Ne mutlu bana. Kimsenin kalbinde ölmedim ya. Ama siz birbirinizin kalbinde öleceksiniz önce. Cemre'nin kanı kiminizin kalbine, kiminizin ellerine bulaşacak. Kim daha suçlu, kim daha masum fark etmeyecek maalesef. Çünkü Cemre'nin ölümüne giden yolun taşlarını el birliğiyle düşeceksiniz yine. Ali, Ali'yi getir bana. Bak, bak kaydediyorum her şeyi, bana hiçbir şey yapamazsın. Yapmam zaten, yapmam. Niye yapayım? Yapacak olsam yapardım zaten ama sen geri gitmeye yeltendikçe ben senden daha çok korkuyorum. Ne olur sakin ol. Bak tamam, geri gitme. Ben hatta biraz geri geleyim biraz daha, tamam mı? Bak şimdi aramızda mesafe var bayağı. Tamam, ben sana Ali'yi bulup getireceğim de ben Ali'yi nasıl bulacağım ki? Gelmiştir o. Aradım ben onu, gelmiştir. Ha, bu burada aşağıda yani. Tamam, daha kolay o zaman. O zaman şöyle bak, bana bak. Ben gidiyorum şimdi sana Ali'yi getirmeye. Sen olduğun yerden kımıldamıyorsun. Bak hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Burada böylece duruyorsun. Ben Ali'yi getirmeden geri dönmüyorum. Anlaştık mı? Tamam. Bekle beni. Ali! Ali! Arap! Arap buradayım Ali! Zeyn o yukarıdayım. Zeyn Ali! Ali! Arap! Geleceğim. Ben de geleceğim. Buraya geleceğim. Çocuk düşmüş. Öyle görünüyor. Hem de arkadaşlarına seslenir ki. Maalesef. Pisi pisi. Nereye bırakayım sizi? Önce ne yapmak istersiniz? Önce oğlumu görmek isterim. Peki efendim. Özür dilerim. Ben gerçekten özür dilerim. Seni dinlemeliydim. Sana inanmalıydım. Affet beni Vefa. Affet beni. Cemre. Şey... Ben daha önce hiç mezarını ziyarete gelmemiştim de bugün öyle sesini duyunca bir fena oldum. Vefa yok yere öldü öyle. Ben gerçekten çok üzgünüm. Bizim kadar üzgün olamazsın herhalde, değil mi? Sizin kadar üzgünüm ben de Zeynep. Ben hiç size başsağlığı dilemedim, değil mi? Başınız sağ olsun. Ben bugün böyle çok garip hissediyorum. Sanki Vefa tekrardan ölmüş gibi. Neden böyle oldu bilmiyorum ama. Cemre, sen eve gidecektin sabah. Bir şeyler dedin. Git istersen. Yani ayıp
Olmazsa biz de baş başa bir acımızı yaşayalım. Sana zahmet. Düşüncesizlik ettim, kusura bakmayın. Tekrar başınız sağ olsun. Arkadaşımız şimdi düştü ha. Bize seslenecek ki. Al basit ben oğlum bu kadar. Vallahi. Hadi hadi hadi, ne bekliyorsunuz? Babam gelmedi mi uzayın hadi. Azal hadi, arkadaşlarını nasıl getirdiysen aynı şekilde götür. İyi, madem buradasınız. Allah. Al bari, çıkarken atarsın. Lan oğlum, sen babanın da mı iftira attın lan? Çağır sonra. Sonra ne? Ne sonra? Cevap ver bana bir. Tamam bro. Vallahi yardım istemiyorum. Sen sadece dağıtma yeter, tamam? Polise babanı çatıda gördüğünü söylemişsin Berk. Çatıdaydı. Vefa ile beraber çatıdaydı. Vefa yaşlı attığını söylemişsin. Öyle sandım. Öyle sandın. Gözünle gördüğünü söylemişsin. Daha doğrusu yalan söylemişsin. Çünkü benim ne düşündüğüm, ne sandığım önemli değildi. Hiçbir şey ifade etmiyordu. Şahit gerekiyordu. Tabii yalancı şahit gerekiyordu. Ya sen nasıl bir insan oldun ya? İnsan babasını satar mı hiç ya? Ben nasıl bir adamım biliyor musun? Ben hatalarını telafi etmeye çalışan bir adamım. Sizden teker teker özür dilemiş bir adamım. Babam yaptı sanıyordum, hatta emindim. Tamam, oldu mu? Tamam ama o değilmiş işte. Kenan amca masummuş. Biz demek ki şu anda doğru yoldayız. Demek ki Vefa'nın katili Cemre. Azal yeter. Tamam yeter. Kes sesini. Yeter. Ya o zaman niye Cemre bir anda işini gücünü bırakıp da bu saatin peşine düştü? Berk, bu kız niye korktu bu kadar? Bak. Azal. Cemre değildir. Tamam, Cemre değildir. Yapamaz. Cemre istese de yapamaz. Ya az önce avukat ne dedi? Cemre oradaymış, duymuş her şeyi. Vefa'nın her şeyi o gece o saate kaydettiğini Cemre duymuş. Cemre bunu bize niye söylemedi? Ha? Niye gizledi bizden? Tamam, tamam bu kız bize güvenmiyor, orasını anladım. Bize söylemek istemedi değil mi? Tamam. O zaman Ali'ye niye söylemedi Ege? Ha? Ya bu size mantıklı geliyor mu? Bakın ben ciddiyim. Vefa'nın katili Cemre olabilir. Azal yeter. Tamam yeter. Benim daha fazla canımı sıkma. Cemre'den uzak dur. Cemre'nin de peşini bırak. Tamam mı? Kızın zaten yeterince canını yaktık. Yaktın. Sen yaktın. Neyse. Eğer Cemre katilse yakında öğreneceğiz zaten. Gerçekler gizli kalmıyor nasıl olsa. Hadi Azalcığım, biz gidelim. Pardon.
Kenan dışarı çıktığında sen dünyayı bana dar edecek. Çünkü bak haksız olsa bir şekilde ağzının payını veririm. Ama şu anda haklı. Normalde haksız olduğu zaman bile kendini haklı gibi gören bir adamın haklı olması başımıza ne getirecek bilmiyorum gerçekten de. Alabilir miyim? Suyu mu? Ellerini. Titriyor. Sonuçta yani boş yere suçlamadık onu. Şimdi baktığında ilk önce Vefa'nın anahtarlığı, sonra videolar, ne bileyim Berk'in itirafı. Şimdi sık parmaklarını yiyeceğim. Yani kim olsa aynı şeyi yapardı. Aç şimdi. Ver şimdi öbürünü. Sık şimdi bunları. Diyorum ki Kenan'la ben konuşurum. Sen şu yükünü biraz paylaşmak istesen kaldıramayacağından değil. Ama ben paylaşmak için gönüllüyüm. Sanki bazı şeyleri paylaşınca daha kolay oluyor değil mi? Evet. Geçti. Evet geçti. Ben bırakmaya hiç niyetli değilim. Ama sen bırakacaksın eğer. Lütfen bunu çok hızlı yap. Acısız bir ölüm olsun. Hı? Rahatsız etmeyeyim Önder Hocam. Kenan. Biz de sana gelecektik. Hı. Aslında biz Derya ile biraz mahcubuz biraz değil mi? Özür dileyecektik senden. Oğlum nerede? Belki evde değil mi? Evde değilse çocuklara soralım hemen bulurlardı ama lütfen. Belki bulduğunda kızma lütfen. Ben Ali'den bahsediyorum. Ona bir teşekkür borçluyum. Teşekkür edeceğim tabii annesi izin verirse. Hayır anlamıyorum. Derya denen bu kadın Önder'in peşinde değil miydi? Yani Kenan nereden çıktı şimdi? Öyle özel izinler alıp falan görüşmeler ne alaka yani? Hayatım sanırım onların geçmişten gelen bir mevzuları var. Tamam. Geçmiş bitmiş işte. Baksın önüne. Önder'le. Yani geçmişte olmayan bir şeyi çalışıp tekrar oldurmaya çalışmaktansa, ona zorlamaktansa. Ha benim yaptığım gibi. Hani ben de Önder'i zorluyorum, oldurmaya çalışıyorum ya bir şeyleri. Onu mu diyorsun? Nesrin'cim niye saptırıyorsun konuyu sen de? Nereye çektin yani? Hayatım senin az önce ağzından çıkanı kulağın duydu mu? Yani sen diyorsun ki resmen Kenan'a bulaşmasın, Önder'le yoluna devam etsin diyorsun. Onu diyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Ne diyorsun Ayla tam olarak? Kenan'a bulaşmasın, ne yaparsa yapsın diyorum. İşte buna Önder'le birlikte olmak da dahil ya. Ne duymak istiyorsun sen? Ay gerçeği. Vallahi gerçeği söyleyebilirsin mesela, dürüst olabilirsin. Gerçeği. Peki. Önder, o kadın olsa da olmasa da sana dönmeyecek Nesrin. Dönseydi şimdiye kadar çoktan dönerdi. Ama Kenan'la benim geçmişe dair umutsuz günler yerine geleceğe dair güzel umutlarımız var. İşte ben bu umutları o kadına kaptırmam. Anladım. O zaman her koyun kendi bacağından değilim mi Ayla'cığım? Görelim bakalım kim ölecek, kim kalacak. Nesrin. Ay lütfen. Ali evde yok. Sen de çıkar mısın lütfen? Önce evine git bir sakinleş tamam mı? Ben sakinim. Ben hatta gereğinden fazla sakinim. Hatta olmayacak kadar sakinim. Ben burada durup oğlumu bekleyeceğim. Kenan bak sırf bana kızsın diye pat diye çocuğa her şeyi söyleyemezsin anladın mı? Ben sana kızgın sinir falan değil mi? Ben şaşkınım sadece yani. Şaşkınım. Az önce siz el ele mi tutuşuyordunuz ben yanlış mı gördüm? Hay be. Hem şaşkınım. Hem yorgunum.
Oğlumu beklerken biraz oturabilir miyim? Çok yorgunum. Bir haftadır hiç uyumadım. Çok zor içerisi. Derya, çok zor. 3 gündür içeridesin Kenan. 3 gün size 70'te 60 plan mı? Değil mi? 3 gün gayet fırsatı iyi değerlendirmiş Önder Hocam. Ya sen ne kadar bencil, ne kadar zevzek bir herifsin. Sen de nasıl bir fırsatçı, nasıl bir playboysun acaba? Kenan, sırf bana gösteriş olsun diye bir çocuğu alıp ben senin babanım diyemezsin öyle pat diye. Sen kimsin be? Sen ne kadar önemsiyorsun Kerim'i. Bir kere siz bana bu sürprizi yapmadan önce almıştım ben o kararı. Hatta bayağı da geç kaldım bir 16 yıl kadar değil mi Derya? Kenan, bak bu iş böyle olmaz. Belli ki yorgunsun, sinirlerin gerilmiş. Sen güzel güzel git evine, dinlen biraz. Sonra münasip bir zamanda, münasip bir şekilde... Sen kimsin be? Sen kimsin? Sana ne oluyor? Ben sana mı soracağım ailemle neyi mütalaa edeceğimi? Kimsin, kim? Bir dakika müsaade eder misin? Ya, Kenan! Ne konuda bir hakim ol. Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Derya'yı benden mi koruyorsun? Oğlumun annesine zarar mı vereceğim sana? Hayır, bu neymiş oğlum? Kime? Ya yeter, kesin artık. İşte böyle dengesiz tavırlarınla Berk'in psikolojisini mahvettin. Şimdi sıra Ali'de, öyle mi? Önder, sen de susar mısın artık? Lütfen susar mısınız? Ben susuyorum, oğlum gelince konuşacağım. Bir bardak su içebilir miyim? Senin bardağınla içerim, yenisine gerek yok. Bak Kenan, lütfen, lütfen böyle olmaz bu. Anne! Hah, gel oğlum, gel. Git, sakinleş. Ben anlatacağım zaten. Bu herif buradan gitmezse söylerim. Kenan, bu işin benimle bir alakası yok. Önder git. Derya. Bu herif buradan gidecek yoksa girdiği anda her şeyi söylerim. Tamam, gidecek. Önder git dedim. Derya. Sen. Git. Hadi git. Oğlum. Ne oluyor anne burada? Müsaadenizi isteyeyim. Aa, oturuyorduk. Neye gidiyorsun? Hocam. Oğlum, sana çok teşekkür ederim. Sen olmasan ben içeriden çıkamazdım. Sağ ol. Çıktın mı? Emin misiniz? Ne zaman peki? Ama beni aramadı. Ha, eve mi? Bilmiyorum. Ben gider bakarım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kenan amcan çıkmış. Aklı almış Cemre. Ay. Çok sevindim. Ay, ben dedim ama. Kenan masum dedim. Çıkmama müsaade edecek misin Cemre? Tabii. Sen iyi misin? Bak, bir şeye ihtiyacın olursa Sevgi geldi. İçeride temizlik yapıyor. Ayrıca yine hatırlatıyorum, ilaçlarını almayı unutma, tamam mı? Bak, bir de seni düşünmeyeyim Cemre'cim, oldu mu? Hadi ben kaçtım. Bay bay. Korkma. Korkma. Bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Sana özgürlüğümü borçluyum Ali. Yani belki kalsa işlemediğim bir suç yüzünden belki de hayatım boyunca hapiste kalacaktım ama sayende 3 gün sürdü. Hatta yetti de arttı bile. O 3 günü de oğlunuza karşı işlediğiniz suçlara sayın bence. Bence de. Yani insan oğluna nasıl böyle... Hata yapabiliyor değil mi insan Derya Hanım? İnanmazsınız yalan da söyleyebiliyor. Yalan söyleyebiliyor, oluyor böyle şeyler. Var yani hayatta. Değil mi? Bazen mecbur kalıyor insan.
anne babalar yanlış yapıyorlar. Hatta benim yaptığımdan çok daha büyük yanlışlar yapıyorlar. Değil mi? Ama önemli olan, önemli olan yaptığın hatalardan ders alıp bir aile olmayı becerebilmek. Her şeye rağmen ikinci bir şansı verebilmek. Yani bence en azından öyle. Hayatta bence kimse ikinci bir şansı hak etmez. Çünkü yapan bir daha yapıyor. Bak oğlum Ali. Eğer sen bana ikinci şansı vermemiş olsaydın beni hala vefanın katili olarak biliyor olacaktın, doğru mu? Yani sen şey demiş olsaydın, bu adam zaten yapar, bu adam zaten böyle, şöyle falan demiş olsaydın, gerçeğin peşinden gitmeseydin, o saati arayıp bulmasaydın, o kaydı dinlemeseydin beni hala vefanın katili olarak biliyor olacaktın. Ama öyle değilmiş değil mi? Öyle miymiş? Değilmiş. Ya şimdi beni artık başka her ne zannediyorsan öyle olmadığımı sana anlatabilmek için senden bir şans istiyorum delikanlı. Ve yarın akşam sizi eve yemeğe davet ediyorum. Ha, eğer gelmeyecek olursanız bütün yemekleri toplar gelirim, burada benimle yemek zorunda kalırsınız. Söyleyeyim, senden bir şans istiyorum ve onu alacağım delikanlı. Derya Hanım, görüşmek üzere. Gelmek zor Umut'u. Hadi bakalım dur. Bekle. Elimi kolumu sallaya sallaya çıkacağım. Sonra seninle dışarıda baba oğul kavuşması yaşayacağız. Beni bekle oğlum. Otur. Gel 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 gel. Vallahi gidiyor, gitmekte olan şimdi. Haydi kızım, haydi. Atıl, haydi, haydi. Haydi, gel buraya, gel, gidiyoruz. Baba, ben o gece seni terasta görünce ben büyük eşeklik ettim. Sen istediğin cezayı ver, ben bu defa hak ettim. Bu defa? Özür dilerim. Özür dilerim ben. Batsın. Affettim ben seni. Hak verdim, sen haklısın. Yani kızgın falan değilim ben sana. Haklısın. Tıpkı Cemre'ye söylediğim gibi. Cemre'ye söylediğim gibi derken sen... Sen ne söyledin tam olarak Cemre'ye? Bizim ağzından mı duymak istiyorsun? Bir daha mı söylettireceksin? Pişmanım dedim işte oğlum. Pişmanım, tamam sen de hak etmedin değil bazen ama... Yani kabul et, sen de kolay bir çocuk değilsin. He? Ha ben. Gideyim bir duş alayım da biraz uyuyayım. Hadi gidin siz de. Babanla konuştum. Sana selam söyledi. Özgürlüğünün tadını çıkarsın çünkü bu uzun sürmeyecek dedi. Oradan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacakmış. Ha bir de mahkemeden sonra kendine kaçacak delik bulsun. Çünkü buradan çıkar çıkmaz yaptığı her şeyin hesabını soracağım dedi. Yeah.
Hanım. Efendim. Cemre Hanım. Efendim. Gelebilir miyim? Gel. Siz duştayken geldi. Bu kutu size. Kim? Kurye. Vefa'ya ne yaptığını biliyorum. Çok yakında seninle hesabımızı göreceğiz Cemre. Yeter! Yeter! Vefa'ya ne yaptığını biliyorum. Yeter! Vefa'ya ne yaptığını biliyorum. Yeter! 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 Sus! Sus artık! Sus! Sus! Çık! 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 Konuşun! Sus artık! Sus! Yeter! Yeter! Ne olur! Yeter! 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 Vefa'ya ne yaptığını biliyorum. Ali, uygun musun? Hı hı. Ali, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Yani bu nasıl söylenir? İnsan böyle bir şeyin nereden başlar hiç bilmiyorum ama. Artık konuşmak zorundayım. Şey, sakın bu konuşmadan sonra şey düşünme yani, hak vermeni istemiyorum aslında. Sadece birazcık beni anlasan o bile bana yeter, biliyor musun? Ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Ali, bak bakayım bana. Kalk bakayım bir. Kalk. Korkutma beni, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Ha? Ya yok bir şey ben... Ali korkutma beni. Ne oldu? Ya yok ben öyle bir an Vefa'nın sesini duyunca kötü oldum. Ali bul getir demiş. Kenan denen adama git Ali bul demiş. Yukarıda beklemiş beni, biliyor musun anne? Kardeşim benden yardım beklemiş. Öyle demiş gibi annem yani. Ya sanki arkamdan bağırıyor diyor. Duyurmaya çalışıyor, bağırıyor. Ben duymadım anne, duymadım. Ben kardeşim ölüp dirilirken ne yapıyordum? Köpek atıyordum. Düğünde. Atmadım. Attım. Kendimi asla affetmeyeceğim. Affedemem zaten. Affetmem. Yapma, yapma. Yapma. Yapma bir tanem. Yapma. Yapma güzelim. Yapma. Yapma. Suçlu değilsin sen. Sizin bir suçunuz yok. Anlıyor musun? Yok. Sen de, Arap da, Zeyno da bir insanın sahip olabileceği en güzel dostlarsınız. Vefa bunu biliyordu, biliyor musun? Vefa biliyordu bir tane, biliyordu, çok iyi biliyordu. Sen de, çocuklar da o yaşarken ya da öldükten sonra elinizden gelen her şeyi yaptınız. Hayır. Ben hiçbir halt yapmadım anne. Ben gittim anca kendime sevgili yaptım. Ali. Ali bir dur. Ali. Seni bir daha göremeyeceğim diye bu kadar çok korktum ki ben. Ben sensiz nefes alamıyorum Kenan. Ölüyorum sandım. Seni çok özledim. Çok yorgun. Ben seni dinlendiririm. Ali'cim, müsaade eder misin?
şey mi değişti Kenan? Bilmediğim bir şey mi var? Değişti. Yani hayatımda çok şey değişti. Bunu ama kötü anlamda söylemiyorum yani. İyi anlamda söylüyorum. Yani demiş ya Şems, hayatının altının üstünden daha kötü olduğunu nereden bileceksin diye. Derin mevzular yani. Derin mevzular. Eski mevzular gibi mi acaba? Eskimemiş diyelim. Derya. Gibi. Ya sen ne yüzsüz, böyle ne aşağılık bir adama. Bir dakika, bir dakika. Ben sana söz falan vermedim hiçbir konuda. Vaatte de bulunmadım. Yani doğru söylemek gerekirse başından beri böyle bu ilişkide oturmayan şeyler vardı içimde zaten. Ne diyorsun sen Kenan ya? Diyorum ki vicdan azabı çekecek yerim yok. Yerim kalmadı diyorum yani. Sana yerim kalmadı diyorum. Ya zorlama ne olur ya. Ben zorluyorum. Ya. Keşke o delikten hiç çıkmasaydın da orada geberseydin Kenan. Allah belanı versin seni. Topun uzun. Ne çabuk geçiyorsun o duygudan bu duygu. Ben hiç anlamadım kadın milleti işte yani ya. Ne yapıyorsun sen Cemre? Ne işin var senin okulda? Gel, gel güzel abim gel. Gel güzel abim. Açalım orayı. Yavaş, dikkat et bak. Oturtacağım şu abi. Lan ne yapıyorsunuz? Ya kolumda hasta var ya. Ne ya, ben de bunu yatak yapıyorum. Bir kere anlat şuna ya. Dengesiz ya. Dengesiz, dengesiz işler yapıyorsunuz. Ya. Ağladım. Has diyorum dengesiz, ya. Dengesiz, dengesiz hareketler yapma o zaman. Sen kara olan hayırdır benim anneme ters yapıyorsun? Ya ben senin annene ne ters yapacağım Civciv? O benim başımın tacı ya. Yani bütün analar bizim başımızın tacı. Yani. Ondan mı anana görmeye gelmiyor? Bak. Oğlum benim anamın şimdi ne alakası var burayla? Baş tacıymış ya bütün analar. Boş boş konuşuyorsun yani öyle. Oğlum bak dilin yerleri süpürüyor. Vallahi kapatacağım boşluğun içinde. Ya tamam Bilal ya. Çocuk da çocuk oluyorsun sen de. Ya ne çocuğu ya? Sen böyle çocuk gördün mü ya? 44 numara ayakkabısı var bunun ya. 44 mü? Dur be abla. Gemle. Ne abla? Ona bak. Sen bir de şimdi Vedat amcaya mı sallıyorsun he? Ya bir dakika sen niye lafın içindesin acaba? Çan 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 çan. Bir büyüğünüze saygınız olsun. Abiniz yani sizin öyle değil mi? Hayır. Akranınız mı? Allah ağzını öpeyim Kader Hanım ya. Herkes yerini bilsin şu evde ya. Bir saygılı olun, bir büyüğünüze bir hürmetiniz olsun. Ne şalakırtı ya? Siz bir şey demedik bütün gün çalışıp geliyorsunuz. Olun, meymenetli suratınızı çekiyor. Bir dakika hayırdır siz Allah, ya? Allah harbi hayırdır ya? Ya olabilir kime ne ya? Biz ne yapıyoruz? Lan kime ne lan? Ne ya? Osman abi. Ya bize... Osman amca, ne oldu, nereye? Vefa'yı görmem lazım benim. Oğlumu görmem gerek. Vefa yok amca, Vefa. Şş. Söyleme öyle, söyleme. Amca. Ölmedi. Ölmedi. Çocuklar ölmez. Babalar ölmez, çocuklar ölmez. Ben ölmedim daha. Ölmedim ki. Ben oğlumu göreceğim. Oğlumu istiyorum Ali. Sen Vefa'yı mı özledin amca? Ben de çok özledim biliyor musun? Özledim. Çok özledim oğlum. Oğlum. Oğlum ver. Tamam amca. Ya oğlum ben seni ölüme atar mıyım ya? Ya denize düşsen ben seni çıkarmaz mıyım oğlum? Ay. Bana niye güvenmiyorsun ya? Ya ben kendimden çok sana güveniyorum zaten ama aşağısı yüksek korkun. Ya bitti olmaz. Hadi hadi. 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 Hadi
Cemre. Altan abicim. Ya sabahki güvenlik kayıtlarına bir bakabilir miyim? Bakabilirsin. Ama idareden izin aldıktan hemen sonra. Ya Altan abi, idareye karıştırmak istemiyorum. Hemen bakıp gideceğim, söz lütfen. Yarın gel. Altan abi bak, sabah biri dolabından bir şey çalmış. Yani ben de kim olduğunu öğrenmeden bir şey yapmak istemiyorum. Lütfen hemen bakıp gideceğim. Yarın elinde izin kağıdınla gelirsin, açar bakarız. Emin olursun Cemre. Şimdi izninle. Alo. Kenan Bey, rahatsız etmedim umarım. Ettin. Kimsin? Altan ben. Okul güvenlikten. Numaranızı vermiştiniz. Ne oldu? Evet. Güvenlik kamera kayıtlarını talep eden biri olursa benim haberim olacak demiştiniz. Evet. Cemre Yılmaz sabah kayıtlarını görmek istedi az önce. Niye? Ne istiyormuş? Hırsızlık dedi ama emin değilim. Sen görüntüleri bana gönder. Kimseye bir şey verme, görüntüleri sonra da sil. Bana gönderdikten sonra. Tamam efendim. Sensin değil mi? Sensin. Sendin tabii. Başka kim böyle hastaca oyunları oynayabilir ki? Ya düş yakamdan Berk artık. Düş. Ne olursun rahat bırak beni. Düş yakamdan. Cemre tamam, sakin ol. Sakin ol. Ne oluyor? Ne diyorsun? Oynama. Oynama. Benimle oyun oynama. Bak uçtu. Uçtu gitti benim aklım. Delireceğim. İpe bağlı benim aklım artık. Ne olursun oynama. Ne olur. Acı bana. Lütfen. Lütfen. Tamam. Acı bana artık. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol güzelim. Tamam. Tamam. Gel. Gel. Otur. Şimdi bana ne oluyor? Sakince anlat. Vefa'ya ne yaptığını biliyorum. Çok yakında seninle hesabımızı göreceğiz Cemre. O gece Hazal'a saldırmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Hiçbiri. Hepsi sizin suçunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Sizin suçunuz yani. Vefa sizin yüzünüzden öldü. Ben asla kimseyi öldürmedim. Öldürmedim. Nasıl yaptın? Bugün dijital okul gazetemizin ilk röportajını yapacağız birazdan. Ben Vefa Akın ve okulun enleriyle başlıyoruz. İşte okulumuzun en popüler kızı Cemre Yılmaz. Selam. Selam. Cemre, okulun en popüler öğrencisi olmak nasıl bir his? Bilmem. Peki ya okulun en zeki öğrencisi olmak nasıl bir his? Aa, ben bir iltifat kokusu aldım bunda ama teşekkür ederim efendim. İltifat değil, gerçekler. Ben nasıl okulun en popüler kızıysam sen de okulun en zeki öğrencisi. Çok da mütevazıyız aynı zamanda, görüyorsunuz. Fazla tevazu kibirdendir derler Vefacığım. Oğlum kapa şunu ya, Allah Allah. Eziyet ediyorsun kendini. Danmışım öyle. Cemre'yle de aralarıymış. Ne? Öyleymiş. Oğlum sen Zeyno'yu mu yolladın la markete? Utanmıyor musun kızı yolluyorsun?
Öyle bir hava alacağım dedi abi. Ben ne yaptım şimdi? Bilal, limon da yokmuş. Biriniz arayın da söyleyin Zeyno'ya. Şş. Oğlum aramaya da mı üşeniyorsun? Arasana la. Allah Allah. Allah bu bir havalandı. Buna bir şeyler oldu da. Bizim abidir de sus işte. Oğlum duyuyorum lan ne dediğini. Lan abi fil kulağı var. Yeminle fil kulağı var ya. Bir işi de doğru düzgün yapıverin he. İyi tamam. Döneceğim şimdi alacağım limonunuzu ya. Ne yapıyorsun? Usulca tam geleyim dokunayım diyorum. Bir anda öyle dönünce... Sen niye bu kadar işinsin kızım ya? Ver bakayım. Acıyor mu? Acıyor. Hı? Böyle acıyor mu? Evet yeter. Bırak. Sen amma çıt kırıldımsın ha. Hı. Sen nereye geliyorsun? Yani sen nereyse oraya gibi gözüküyor şu an. Hı hı. Bak var ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben sizinle bir oynardım ama bak şu an gerçekten hiç o havamda değilim. Sonra halledeceğim ama. Sizinle derken? Yazdım sizi diyorum. Bir kenara diyorum. Lan burada benden başka kimseyi göremiyorum. Öte teyzeler falan mı diyorsun? Teyzeleri diyorum. Ben birinizi görünce öbürünüzü de görüyorum da çünkü bende travmatik bir durum oluştu. Yani ben anlamadım. Öteki, öbürü, siz... Ya kafamı da iyice karıştırdın, ne söyleyeceğimi de unutturdun. Teşekkür ederim ama... Yalanmış demek ki. Annem unutunca hep öyle der. Boş ver. Artık biraz konuşabilir miyiz? Yani özür dilerim. Biraz da ben konuşabilir miyim? Bak Çağrı, bugün olmaz. Gerçekten hiç keyfim yok, tamam mı? Zeyno, Vefa'nın ölümüyle ilgili... ...konuşabilir miyiz? Cemre. Cemre bak bana. Bana bak bana. Umut'u ben göndermedim. İnanmıyorum sana. Ali'ye de notları sen gönderdin. Evet. Ali'ye o notları ben gönderdim ama... ...ama bunu ben göndermedim. Cemre ben sana oyun oynamam. Bir kere bunu yaptım ben seni kaybettim. Bir daha ben böyle bir şey yapmam. Bir daha senin canını asla yakmadım. İnanmıyorum sana. Cemre. Hatırla. Hatırla, mavi olayını hatırla. Kamera kayıtlarını kim yok etti sanıyorsun? Eğer o kız olanları ispat edebilseydi, sen şu an burada olabilir miydin? Sen olmasaydın ben olabilir miydim? Sen ne yapmış olursanız, her ne sebeple ne yapmış olursanız ol, ben seni arkamda bırakmam. Bana güvenmek zorundasın. Benden başka kimseye de güvenemezsin. Çünkü ben seni her şeyden, kendimden bile çok seviyorum Cemre. Bakalım yine ne dolaplar dönüyor okulumuzda. Kayıtlı silinizi söylemiştim. Sildiniz mi? Derhal silin, hemen. İzlemeden kimseye vermeyin, silin. Hemen. Neyin peşindesin oğlum yine sen? Altına bir şey bakabilir miyim? Abi sen ne yaptın? Dur, dur, dur şurada, dur. Ya sen neyi siliyorsun? Sen ne yaptın ya? Hiçbir şey. Kimsin ya sen? Sen kimsin? Kim istedi senden böyle bir şey yapmanı? Mert Bey, bir dakika sakin olun ya. Kim senden böyle bir şey yapmanı istedi? Kenan Bey. Kenan Bey istedi. Babam.
Babam senden böyle bir şey yapmanı niye istesin? Bilmiyorum. Ne vardı o görüntülerde? Gördün mü kim vardı? Ben bakmadım. Babanız izledi. Ondan sonra da silmemi istedi. İsterseniz Kenan Bey'e sorabilirsiniz. Görüntüler onda zaten. Ben sana git dedim ya. Hı-hı. Yani aslında gitmeni istediğim için demedim. Onu biliyorsun değil mi? Şey, durumdan dolayı. Bir de şey yani bir özür borçluyum tabii ki. Yok, hiç özür gerek yok. Böyle pat diye de geldim de istiyorsan şey. Lütfen, lütfen. Gel, iyi ki geldin, gel. Uygun musun? Uygunum, lütfen. Gir içeri, gel. Gideyim. Avukat ne dedi şimdi? Bir doğru düzgün anlatsana bir daha. Tamam işte anlatıyorum. Kenan amca iddia ettiği üzere masum olduğunu söylüyormuş. Yani vefa ölmeden önce saatine kayıt almış. Saati bulursak katilde bulacakmışız falan filan. Peki Cemre bu hikayenin neresinde? İzin verirsen devam edeceğim. Berk avukatını aradı. Cemre Kenan amcayı ziyarete gitmiş. Yani bu saat olaylarından haberi varmış. Nasıl yani? Cemre şimdi bunu biliyordu ve kimseye söylemedi, öyle mi? Yani öyle görünüyor. Sizin de bilginiz yok sanırım. Demek ki öyle. Ben biliyordum ya, ben biliyordum. Vallahi biliyordum. O yüzden o saatin peşinden böyle 40 takla attı. Bir de koşmuş gitmiş Vefa'nın mezarına, utanmadan bizden daha fazla ağlıyor. Tam olarak ne demek istiyorsun şu anda? Yani şunu demek istiyorum. Bu bir bataklık ve biz çırpındıkça batıyoruz. Yani yok. Ya tam bitti diyoruz. Yine bir şey çıkıyor. Peki Cemre katil olabilir mi sence? Yani böyle bir şey için bir kere Cemre'yi suçladık. Kız perişan hale geldi. İkinci kere suçlamak çok içimden gelmiyor. Yok yok. Öyle bu sefer kimseyi suçlamayacağız. Tamam mı? Ben ne yapacaksam böyle sinsi sinsi yapacağım. Alttan alttan ilerleyeceğim. Çünkü diğer türlü ben kötü oluyorum. Yapacağım, edeceğim. Sen tek başına olmaktan bahsediyorsun. He. Peki ben neden bu hikayede yokum? Sence? Çünkü sen bizden biri değilsin. Ben çok sıkıldım bunlardan. Onlardan da değilim, sizden de değilim. Yani ben bugün işte yalnız başıma öleceğim. Tamam dur dur ya dur dur. Tamam bu işte beraberiz tamam mı? Bir sen bir ben. Ney bir sen bir ben? Bu işte birlikteyiz işte Cemre'yi birlikte izleyeceğiz. Tamam bana uyar. Ama bana bak Çağrı. Böyle bakmayacaksın tamam mı? Bak bir. Heh, oğlum cin gibi bakacaksın cin gibi ya. Heh, bakmakla görmek aynı şey değildir tamam mı? Her hareketini izleyeceksin. Her hareketini bak. Biri bir ne görürse diğerini söyleyecek. Anlaştık mı? Tamam. Bu şey gibi. Mr. and Mrs. Sherlock. Bu işte sadece. Bu işte sadece. Hı-hı. Sen bir bak. Evet. Bu da kalsın sende. Ben yenisini alırım. Hadi. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Senden çok özür dilerim. Lütfen. Lütfen. Ne olur ben bir şey yapayım ne olursun. Yani Kenan öyle pat diye gelince yani söylediklerimi duydun artık. Beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hep dar zamanlarımı kolluyor ve bunu bilerek yapıyor. Şimdi o da öyle söyleyince ben orada
sana açıklama yapamadım. Hiçbir şey de söyleyemedim. Sustum kaldım. Sen her şeyden önce bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Asla. Kenan Bey'in de bugün altını çizdiği gibi... bu tamamıyla ailevi bir mesele. Hayır değil işte. Yani bu ailevi bir mesele değil. Evet bizim bir meselemiz var ama bu bir aile meselesi değil. Evet duydun. Kenan Ali'nin babası. Ama ben söylerken bile garipsiyorum ya. O kendim söyleyemiyorum. Oğluma nasıl söyleyeceğim onu bile bilmiyorum ki. Derya, biz tanışalı daha çok olmadı ama... ben artık seni tanıdığıma inanıyorum. Ve sen mükemmel bir annesin, bunu değil. Yapma. Keşke benim oğlum da. Nasıl? Diyorum ki şimdi Ali'ye konsantre olmalıyız. Ali'yi düşünmeliyiz. Çünkü benim tanıdığım Kenan... fazla vakit kaybetmeden bu gerçeği ona söyleyecektir. Evet. Ve Kenan Ali'ye söylemeden önce... ben Ali'yle konuşmalıyım. Ama ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani nereden başlayacağım, nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Önder, ben Ali'yi kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Telefona bakıp geliyorum, tamam? Alo? Ali ben, Kenan Niyazoğlu. Dinle beni, dinle. Cemre ile konuştunuz mu? Cemre sana anlattı mı her şeyi? Ne anlatacakmış Cemre bana? Bugün görüşe geldi Cemre. Ona da anlattım, ona sana anlatsın diye. Vefanın o gece konuda bir saat vardı. Her şeyi o saate kaydetti. Anladın mı? Bütün konuşmaları. Yani ben katil değilim. Katili bulmak istiyorsan o saati bul. Katil saatin içinde. Siz o gün beni aradığınızda Cemre zaten sizin yanınızdan gelmişti ve bana tek kelime etmedi. Sonra saati takıntı haline getirdi. Ben de şüphelendim. Şüphemde de yanılmadım. Oh, Ali of, of, yapma şunu, yapma, yapma, yapma. Yani sardık gene başa. Önce Berk, sonra Cemre, sonra ben. Şimdi yine Cemre, yapma şunu. Diğer çocuklara da kendine de yapma. Yapma yani biz biliyoruz Vefa'nın o gece başına geldiğini. Ses kayıtlarını dinledik. Çocuk seslenirken düşmüş, kazara düşmüş yani. Biliyoruz bunu. Artık çevrendekilerden şüphelenmekten vazgeç. Vefa öldü. Ve kimse bu gerçeği değiştiremez. Haklısınız, Vefa'yı kimse geri getiremez. Bunun ben de farkındayım. Ama benim kardeşim o gece kendi atlamadı oradan. Bunu Cemre yapar. Of. Ya o saatten bu yüzden bu kadar korktu. Ya sizinle konuştuğunu o yüzden söylemedi bana. Ya benden saati istedi tamir ettireyim diye. Nasıl? Saatteki ses kayıtlarını dinlerken eli ayağına dolaştı. Sonra kaçar gibi çekip gitti. Vefa'nın mezarının başında bulduk onu. Vicdanı el vermediği için oraya gitmiştir o. Yani ben ne yapayım?
Ya şüphelenmekten başka ben ne yapabilirim? Ya boş verip hayatıma mı bakayım yoksa salağa mı yatayım ben? Eyvallah. Vefayı gömdük deyip sonra Cemile'nin elinden tutup keyfe mi bakayım? Ne yapayım ben? Sizin suçsuz yere içeride yattığınızı bile bile o saati yok etmek istedi. İnsan neden yapar bunu? Asıl suçlu kendisi yapar. Aynen öyle. Gözyaşlarını bir silsek mi? Hı? Tamam. O zaman şey yapalım. Su. Madem gözyaşlarına bir şey yapamıyoruz. İçini ferahlatsak. Hı? İstemiyorum belki. Tamam, bu da olmadı. Peki o zaman... bu gece bana... ne olduğunu... anlatsın. Konuşmak istemiyorum. Niye anlamıyorsun? İstemiyorum ya. Tamam. Tamam, özür dilerim. Sormadım. Bundan sonra da bu konuyla ilgili hiçbir şey sormuyorum. Beni bir tek seni bilen biliyorsun. Bunu sana kim biri, kimin yaptığıyla ilgileniyorum. Bunu yapanları bulabilmek için eğer bilmem gereken bir şey varsa lütfen bana söyler misin? Sen benimle alay mı ediyorsun ya? Git babana sor. O biliyordur nasılsa kim olduğunu. Ha, istiyorsan gidelim beraber soralım. Ne dersin? Ya aslında fena fikir değil. Ama tabii konu babam olunca biraz çok soru soruyor. Ne yapalım? Bir başka yöntem deneyelim. Eleme yöntemi. Bir, ben olmadığımı biliyoruz. Ki bence bu epey iyi bir başlangıç. İki, düşünüyorum. Elinde kanıt olmadığını biliyoruz bunun kim yaptıysa. Çünkü eğer elinde kanıt olsaydı böyle oyunlarla uğraşmazdı. Bunu nereden biliyorum dersen... benim de gördüğüm, yani gördüğümü sandıklarım dışında elimde pek de bir kanıt yoktu. O zaman seni taklit eden biri. Üç, evet, beni taklit ediyor ve benim kadar da zeki değil. Yani? Hiç kimse yok elimizde. Tanıdığım, tanımadığım herhangi biri olabilir. Yani bu okulun hepsi de olabilir. Benim aklımda bir iki isim var. Kim? Ya biri ya da bir, ikisi beraber. Kim Berk? Kim? Gel bakalım görelim. Sahilde buluşalım mı? Acil konuşmamız gerek. Ay Allah senden razı olsun. Bak tam aklımdan ne geçiyordu biliyor musun? Limonata. Çay geçiyordu. Ya. Bak şu kaşığı alayım. Keşke başka bir şey isteseydim. Ama kısmetle çay çıktı. Al bakalım. Arap. Sağ ol Kader abla. Sağ ol. Tank etmesin. Ya sıkıntı yok ya. Bugün çay olur, yarın diğerleri olur. Sonuçta bizim niyetimiz net. Ha oldu ha olacak, sıkıntısız yani. Yalnız senin bu dilek işleri babama kaldıysa seninle o iş yaş. Sana diyeyim. Nasıl? Oğlum sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun şimdi ya şu masada insanların içinde? Babamızı istemediğini biliyorum. Geçen gün kendiniz birbirinizi yemediniz evde. Hı? Ben yediysem... Dik etmediniz mi? Sonra evden çekip gitmedin mi? Ya gittiysem ne olmuş ya? Kim çekti gitti ya? Kim olacak abim? Gel kız gel. Ne oldu ki? Canım Allah Allah. Ne olduysa oldu kız sana ne? Herkesin her şeyi böyle ulu orta konuşulmaz yani. He.
Aldın mı sen benim dediklerimi? Aldım. Limon da içinde. Ya Kader ablacığım, siz yabancı mısınız? Kaç senedir burada yüz yüze bakıyoruz. Aile olduk artık ya. Zaten yakında bütün mahalle fıldır fıldır konuşuyor. Bütün hepsi var ya böyle car car. Neyse, kısaca benim bu abim olacak Şahıs. Bir tane kıza abayı yapmış. Babam da dedi ben bu kızı istemiyorum, böyle gelin oğlum. Oğlum deme de öyle bir şey ya. Dedi, Allah aşkına de babam öyle bir şey. Dediysen olmuş lan. Wow, olaylara gel sen ya. Yenge kim? Valla en üst sır. Daha açıklamadı kendisi. Bilal abi söylesene ya, hadi. Zeyno. Oğlum senin işin gücün yok mu lan? Ne konuşuyorsun? Yok civciv bir şey ya, fırsatını buldu, benimle eğleniyor. Şam şeytanı. Ha ben seninle ne eğleneceğim? Allah Allah, ben seni düşündüğüm için bir şey anlatmaya çalışıyorum. Konuşuyor musun? Sana mı kaldı beni düşünmek? Ya bana kalmadı tamam da. Seviyorsan git konuş kardeşim, Allah Allah. Bak sen babamın gönlü olsun diye böyle yapıyorsun ama ben sana diyeyim. Babam istemeyecek. Sonra sen kızı alamayacaksın, avucunu yalayacaksın. Kız da gidecek, başkasına varacak. Ondan sonra bak demedi deme. Arap demişti dersin. Oğlum bir sus lan. Bak dertler deniz olur. Sonra senin de içinde küçük kara balık gibi dolanırsın ortalıkta. Ben neyim? Vallahi Bilal abi. Arap haklı. Bence de seviyorsan git konuş. Zeyno. Sen şuna bir çay koysana yavrum ya. Bir de su getir. Aman be, bir konuşturmadınız ha. Hadi kızım hadi. Ben de kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Osman amcanın nöbeti sende ha. Ali nerede? Ali'nin bir işi var. Sen nereye? İşim var. Allah'a emanet Arabelam. Allah Allah ya. Ne var ya? Ne konuşup duruyor ama? Ya fırça kalbim kırılıyor ama, kalbim kırılıyor. Ya neye kalbin kırılıyor ya? Saçma sapan konuşuyor işte. Ne kalbi kırılsın? Herkes konuşacak böyle işte. La konuşsa ne olur ya? Nasıl, daha iyicesin değil mi? İyiyim. İyi, güzel. Çok iyiyim. Şimdi kahvemi içtiğime göre ben senin müsaadeni isteyeyim, dediğim gibi. Kaybedecek hiç zamanım yok benim. Benim de Kenan'la konuşmam lazım. Gerçi çok zor olacak. Şu anda muhtemelen en son görmek isteyeceği adam benim. O yüzden diyeceklerimi ne kadar dinleyecek, ne kadar duyacak bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Tabii bir de beyefendi şey yapacak, böyle bugün bizimle ilgili tatsız küçük göndermeler de yapacak. Artık. Tatsız küçük göndermeler. Aynen. Bu arada seni ben bırakayım. O seni bıraktıktan sonra da hemen Kenan'a giderim. Küçük tatsız göndermeler. Başka türlüsünü söyleyemiyorsun değil mi? Yani ne bileyim, laf sokma, can yakma falan demektense tatsız küçük göndermeler diyorsun. Hani hep çok mantıklı ve her zaman çok sakinsin. Çok güzel bir şey tabii ki bu. Kimseyi incitmemeye çalışıyorsun, sözlerini çok özenli seçiyorsun. Kenan'a karşı bile. Mesela ben senin gibi değilim yani. Keşke öyle olsam ama ben bir şey sinirlenince o Allah ne verdiyse vallahi çenem açılır. Sen hiç değişme. Hep kal böyle. Yanımda, yakınımda. Ne bileyim, sıkılmaz mısın? Sıkılma. Der ya. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama, daha doğrusu bir şey soracağım. Gerçi yeri ve zamanımı bilmiyorum ama şimdi Ali'nin durumu acaba bizim aramızdaki işte gelecekte aramızda... Gerçi aramızda şu anda hiçbir şey olmadı ama yani. Hani niyet belli diye söylüyorum. Yani kendi niyetim belli olduğu için ondan söylüyorum. Acaba bu durum ileride senin bana olan... Değiştirmez. Yani ben seni nasıl görüyorsam olsun. İyi görüyorsun yani. Gelecek vaat ediyoruz yani. Ne soruyorsun? İyi oldu. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Tam şeye başlamadan önce bunları hep bilmek gerekiyordu. Ne? Ne işin var burada?
Ben nasıl düşünemedim bunu? Daha o zaman anlamalıydım daha. O zaman o kavga ettiği kızı nerede benden ittiği gün anlamalıydım ama... işte Berk geldi, Cemre böyle bir şey yapmaz dedi. Ben de inandım. Cemre'yle kavga eden kız? Mavi. Siz tanımıyorsunuz, o zaman okula değildiniz. Bizim burslu bir öğrencimizdi, sonra ben bursunu iptal ettim falan. Yazık olmuş. Oldu, hakikaten yazık oldu. O zaman doğru karar vermiş olsaydım bundan hiçbir yaşanmayacaktı belki de. Şimdi senin planın Cemre'yi huzursuz ederek onu itirafa zorlamak mı? Tamam, destek vereceğim ben sana, yardımcı olacağım. Ama bir şey olduğu anda bana da anlatacaksın. Olur. Zaten ilk yardımınızı da yapmış oldunuz. Görüntüler... Sağ olun. Hı. Ama sen de çok dikkat etmelisin bak. Eğer Cemre anlarsa, işi zorlaştırırsa itiraf da etmez. İstediği kadar zorlaştırsın. Ben pes etmeyeceğim. Cemre bundan sonra her gün Vefa'nın nefesini ensesinde hissedecek. Bizi nasıl kandırdıysa, nasıl oyuna getirdiyse kendisi de oyuna gelecek. Ve bu oyundan tek çıkış yolu konuşmak olacak. Kimse bilmeyecek aramızda. Bilsen, ben. Ege'den mi şüpheleniyorsun gerçekten? Saçmalama Berk ya, Ege böyle bir şey asla yapmaz. Önce bir konuşalım, ondan sonra karar veririz. Ha, geldi kendisi. Ne var? Niye çağırdınız beni? Ya biz seninle daha önce konuşmadık bu mevzuyu. Burada ne işin var senin? Ne konuştuk Önder, biliyorum evet ama... Tamam rica ediyorum lütfen. Bak ne olur bana kızmadan önce bir dinler misin? Çağrı aradı, ben de kalacağını söyledi. Tabletini istedi, ben de... Ya ben senin evde olabilme ihtimalini hiç düşünmediğim için... Düşünmezsin tabii. Bir de neden? Burası benim evim ya. Gelmeden önce bir arasan. Gelmeden önce arasan zaten bilirsin bunu da. Şu anahtarı da alayım da ben senden. Ancak böyle kurtulacağız herhalde çünkü. Başka çaresi yok. Değil mi? Hah. Tamam, bu anahtar da senin herhalde. Hah. Bundan sonra beni aramadan gel. Tamam. Tamam, sen bir sakin olur musun? Ben şimdi tableti hemen alıyorum ve çıkıp gidiyorum. Buyur. Buradan. Ve bunu yaşattığım için de çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Yok, gitme. Ben gidiyorum zaten. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok, hayır. Gerçekten yok. Derya. Ya kusura bakma, ben sana bir ara anlatırım. Özür dilerim. Kusur? O kusura bakmam zaten. Ama bence sen önce hanımefendiden özür dile. Belki telafi edersin. Anlaşılan birinin canı oyun oynamak istemiş. Yalnız beni taklit etmesen daha mı iyi olurdu acaba? Zekamı biraz daha mı zorlardın? Ama işte senin zaafın da bu. Beni taklit etmek. Ne oyunu oğlum, ne taklidi? İşim gücüm yok, seni mi taklit edeceğim ben? Yok bir şey Berk, hadi gidelim. Yok, yok dur, daha yeni başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Kafan mı iyi senin Berk? Yok ben bu oyunları yemem. Bıraksak da... Ne oyun oynuyorsun onu bir anlatsan mı acaba? Bak Berk Paşa, o küçük oyunlar senin işin. Hastasın oğlum sen. Hem de hastanede bile yatarken kendine not gönderecek kadar hastasın. Süper. Süper, detaylara da hakimiz. Böyle bir kenara yazsan mı acaba? Not gönderirken falan işine yarar. Oğlum ne notu ne? Kime ne notu göndermişim ben ya? Cemre'ye. Tamam.
Tamam, güldük, eğlendik. Son kez soruyorum. Cemre, o notları sen mi gönderdin? Anladık. Biri Cemre'ye not göndermiş. Süper. Cevap veriyorum, ben göndermedim. Ama şunu da söyleyeyim, Cemre ile bir derdim olursa direkt onunla konuşurum. Seninle değil. Bu manyakla hala ne işin var bilmiyorum. Anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Ne yaparsanız yapın, sadece beni oyunlarınıza bulaştırmayın. Dur, dur, dur. Daha işimiz bitmedi. Hayır, sen nasıl yapabilirsin ya böyle bir şey Önder? Aklım almıyor. O kadının yanında kötü bir duruma düşmeyesin diye bir şey söylemedim. Ama bu evde benim oğlumla birlikte yaşadığını unutuyorsun sen galiba. Ya bu kapıyı açan ben değil, Çağrı da olabilirdi. Açsın nesi? Açsın ne olacak? Benim oğlumdan gizlediğim, sakladığım bir şey yok. Açsın. Ayrıca ben gizli saklı bir şey de yaşamıyorum. Vakti geldiği zaman karşı taraftan da müsaadesini alırız. Ben alırım Çağrı'yı karşıma, otururum konuşuruz. Bu kadar basit. Ama o vakit gelene kadar sakın, ama sakın bir daha oğluma karşı sorumsuz davranmakla suçlama beni. Çünkü bu konuda hangimizin daha iyi olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Ya ben iyi bir anne olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum, tamam mı? Ya bırak Allah'ını seversen, ne iyi annesi ya? Sen hiçbir zaman iyi anne olmadın, olmayacaksın da. Bunu kafana sok. Ya sen de şöyle keşke birazcık şu öfkeni falan bir kenara koyup da benim bir annelik yapmama bir izin verebilsen. Ya tek istediğim şey benim oğlumun yanında olmak ya. Ama senin sayende o da elimden alınmış durumda. Ya bana palavra atma ya, oğlumun yanında olmak falan. Ne oğlumu, biz ikimiz de neden burada olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Nesrin, lütfen çık git evimden, lütfen çık. Yeter. Yeter, sen ne yapıyorsun baba ya? Baba sen ne yapıyorsun ya? Ya annenle tartıştık biraz. Maalesef birbirini anlamak istemeyen insanlar bunu sıklıkla yaşıyor. Maalesef. Ama ben seni de bu işin içerisine karıştırdığım için çok özür dilerim. Ama annen de gidiyordu zaten. Değil mi Nesrin? Gidiyorum. Ben de annemle gidiyorum. Gel anne. Sakın bu işe karışma Çağrı. Sakın. Aman haklı oğlum. Sen kendini üzme, tamam mı? Ben onun canını daha fazla sıkmadan gideyim. Biz seninle konuşuruz hadi. Ben de annemle gidiyorum. Çağrı, bak. Çağrı, hiçbir yere gitmiyorsun oğlum. Öyle mi? Anne biz ne yapalım biliyor musun? Biz en iyisi babamı bir yalnız bırakalım. Babam bir otursun, sakinleşsin, bir kendi kendine düşünsün. Bana verdiği öğütleri düşünsün işte, kızlara karşı kibar ol Çağrılar falan. Bak bu işine yarar işte. Hadi Çağrı. Anne. Hadi anne. Buyurun. Hazal da burada işte. Senin benimle derdin ne ya? Hı? Ay yine ne oldu? Beni okulda takip ettin ve fan dolabına yönlendirdin. Ne? Hazal. Ne saçmalıyorsun ya? Ne alaka dolap falan? Konuşmaya biraz sakin başlasak. Hatta şöyle yapalım. Soruları ben sorayım mı? Sen mümkünse hiçbir şey sorma. Özetle şu Hazalcığım. Birileri Cemre'ye yine oyun oynuyormuş katilsin diye. Onlar da sen misin diye merak ediyor. Ne? Cemre sen iyi misin ya? İki gün önce buraya gelip arkadaşlarımı özledim, ben sizleri affettim diyorsun. Şimdi buraya gelmiş, üstelik Berk'le bana hesap soruyorsun. Ya bir karar mı versen acaba? Ha? Ayrıca böyle şeyler benim değil. Berk'in eğlence anlayışına uyuyor. Ya doğru. Evet, cevabınızı aldığınıza göre artık lütfen çıkın evimden. Bye. Neydi bu şimdi? Anlaşılan Cemre yine bir işler çeviriyor. Biri de bunun farkında. Yani?
İnanıyor musun şimdi artık bana? Sen de Cemre'nin katil olabileceğine inanıyor musun? Olabilir. Mümkün. Tamam. Ege, araştıralım mı birlikte? Bak söz, başka kimseyi karıştırmayacağım bu işe. Lütfen, bir sen bir ben. Ne olur. Ege değil, Hazal değil. Kim o zaman, kim ya? Çağrı. Çağrı olmasın, bir Çağrı'ya gidelim mi? Yok, Çağrı. Çağrı değildir ya, eminim ondan. %100 eminim yani. Ege ve Hazal olabileceğinden de %100 emindim. Onlardan tam %100 değildim. Ama tabii orada ufak bir hata yaptık. Çağrı'dan netim ya, Çağrı değil ya. Hem Çağrı böyle bir şey yapmak için çok... Böyle bir oyun oynamak için çok duygusal. Bir de... Ve Çağrı zeki değil. Kim o zaman? Kim ya Berk? Ben artık delireceğim. Kim bu? Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Yani bunu kim yaptıysa sana söz veriyorum, bulacağız. Sen sakin ol. Ben senin yanındayım. Efendim. İyi, öyle bahçede oturuyorum. Evdeyim. Ya Ali, yarın görüşsek ben biraz yalnız kalsam iyi olur. Tamam, yarın okulda görüşürüz. Atayım mı seni eve? Ben bırakayım mı seni eve? Eve bırakayım ben seni. Ali ile birlikte olduğum için bana kızıyorsun. Yani. Ama bana yardım da ediyorsun. Çünkü ben seni seviyorum Cemre. Ve sana kızıyor olmam sana karşı sevgimi değiştirmiyor. Ayrıca Ali'nin sevgisiyle benim sevgim yarışamaz. Ama tabii yine de tercih senin. Duru! Allah! Öyle bir şey olmadı. Ana. Ya. Ya çok bekletmedim umarım ben. Yok, sen acil deyince ben de hemen çıktım. Hızlı gelmişim biraz. Hızlı gelmişsin. Geç, ayakta kalma ya, otur öyle. Malum sen 4 teker, ben 2 teker öyle anca yetişebiliyor insan. Benim biraz dosya kabardı sana karşı, biliyor musun? Ben telafi edeceğim. Yani bir dahakine sen geç gel, ben bekleyeyim. Eşitleniriz öyle. Okey. Nedir bu kadar acil olan? Ben konuya gir diyorsun. İyi diyorsun, hoş diyorsun da ya. Ya ben sanki böyle insanların arkasından iş çeviriyormuş gibi gözükeceğim ama ben öyle biri değilim. Vallahi bak. Ya şu kız olay var ya. Zeyno'ya anlatmışsın hani Cemre ile ilgili falan. Bana da bir anlatsan onu sen. Mavi. Onu mu? Mavi. Şey, kızın ismi Mavi yani. Ağzın bal yesin. Yani sen mavi de ben kırmızı. Yani neyse, Duru. Yalnız bak, bunlar bizim ikimizin arasında kalacak. Peki. Ona da okey. Yani aslında ben de çok bir şey bilmiyorum. Okuldaki kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Mavi sizin gibi burslu öğrencilerden biriydi. Cemre ile arası çok iyiydi. Hatta best friendlerdi yani. Senden de mi daha best öyle? Aynen. Sonra ne olduysa araları açıldı. Yani merdivenlerde bir gün tartışmışlar. Sonra kız merdivenlerden düştü. Aylarca hastanede yattı hatta. Cemre'nin itip onu aşağı attığını söylemiş. Şikayetçi falan olmadı mı ya öyle? Hayır, çünkü bunu kanıtlayamadı. Belki biliyorsun, o Cemreci zaten. Kenan Bey de Cemre'yi haklı buldu. Yani olan Mavi oldu. Bursu yandı. Hikaye bu işte. Sen neden sordun ki bunu? Ya benim içime bir kurt yemeliyor böyle var ya, çıtır çıtır.
Bu lanet bir şey biliyor musun? Böyle başladı mı duramıyor insan. Ya ben vallahi çok doldum Nuri. Ben kimseye de anlatamıyorum, paylaşamıyorum. Ben öleceğim, patlayacağım. Yani Ali'ye gidiyorum, Ali'ye anlatamıyorum. Zeyno'ya gidiyorum, Zeyno'ya anlatamıyorum. Ben Cemre'den şüpheleniyorum. Efa'yı öldürmüş olabilir. Allah gitti benden ya. Ben rahatladım. Ben saçmalamadım değil mi ben? Yok, hayır. Konu Cemre ise asla saçmalamadın da... biz bunu nasıl ispatlayacağız ki? Caz yani çoğul kullandım ama ya, beraber. Yani madem aklında bir şüphe var... birlikte gidelim üzerine dedim. Gidelim tabii beraber. Yalnız bak ne olursun bunlar aramızda. Bir sen bileceksin, bir ben. Derya, kız Derya. Kız Lebi Derya, sana sesleniyorum be. Duymuyor musun beni? Duymuyorum. Duymuyorum ben, tamam mı? Görmüyorum da. O yüzden de gözümün önündeki şeyi görmediğimden düşüyorum durmadan. Aa, düştün mü kız? Bir şey mi oldu? Oldu. Oldu, kendimi aptal gibi hissettim. Sinirim bozuldu. Kalbim kırıldı. Düştün diye. Düştüm diye. Düştüm diye. Çünkü ancak o zaman anlıyorum ben, anlıyor musun kader? Ama hak ettim ben. Yani çünkü benim bir şeyi anlamam için canımın yanması gerekiyor. İlle canım yanacak, ondan sonra kafam çalışıyor, anlıyor musun? Ama adımımı atmadan önce bir dursam, biraz düşünsem... hiç düşmeyeceğim, öyle değil mi? Ama yapamıyorum. Niye? Çünkü ben Derya'yım. Her şeye böyle bodoslama gireceğim. Her şeye bodoslama gireceğim. Ha? Tabii, düşünsen düşmezsin zaten. Ha? Ben de tam onu söylüyorum, değil mi? Düşünsem düşmeyeceğim zaten. Bak şimdi aklını çalıştırsana. O adam buraya geliyor. Böyle çamaşır ipleri geriyor. Çat 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 çamaşırları beraber asıyoruz mutlu mutlu falan. Böyle bir şey normal mi? Normal değil, değil mi? Böyle mükemmel adam olur mu? Kaldı mı öyle adam? Kalmadı tabii ki. Sen acaba düşünce kafanı falan mı çarptın Derya? Yani ne adamından bahsediyorsun? Önder. Önder'den bahsediyorum. Beni adam ayakta uyutmuş, ayakta. Anladın mı? Yani böyle mantıklı, anlayışlı, sakin. Ne kadar tatlı bir adam diyorum. Olur mu öyle şey? Olmaz tabii. Adam eski karısını dövüyormuş. Ne? Ben bunu hiç anlamıyorum. Çünkü salak. Çünkü Derya salağın peki. Salağın tekiyim çünkü. Geçiyor gündüz gece bir takvimlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden. Ah, sordum bir bilene, dedi yok ki bir çare. Öylece kaldım, düştüm yine derde. Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden. Bulsam bir yolunu ah içimde külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar bir bir manzara önümüzde. Seni özledim. Ben de. Karıştım kanıma, dolaşır hep içimde. Ve sen duman olsan, çeksem bir nefeste. Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden. Bulsan bir yolunu ah içimde külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar bir bir manzara önümüzde.
Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden bulsan bir yolunu ah içimde. Kenan'la konuşmanı istemiyorum. Bu benim meselem. Bundan sonra da görüşmememiz daha doğru Önder. Lütfen arama beni. Geçiyor bak yıldızlar bir bir manzara önümüzde. Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden bulsan bir yolunu ah içimde külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur çekinme seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar bir bir manzara önümüzde. Baba! Aa bak kahvaltı neyini hazırlıyorsan ben etmeyeceğim ha. Sonra yapıyorsun ziyan oluyor, gerek yok. Yok zaten kahvaltı mahvaltı. Ankaralı Vedat Narin Ses bugün huysuz solundan yapmış. Şahane. Şahane, vallahi şahane. Baba ne oluyor sabah sabah Allah aşkına ya? Bunlar ne? Ne olacaktı? Çöp. Atacağım hepsini. Evde bu kadar çöp yok ki ya. Baba bunlar abimin ya. Abin burada mı oldu? Yok. Bu evin kirasını bundan sonra kim ödeyecek? Ben. Abin nerede? Cehennemin zımbarasında. Madem evi terk etti, gitsin sarımsağı nerede yiyorsa ağzın orada kokusun. Kokusun, kokusun baba. Kokusun da sen. İnsanlarla ne dalaşıyorsun? Boş ver, yaşasınlar aşklarını Allah. Yok, yok. Ben kimseyle dalaşmıyorum. Ya benim ne haddime ya Bilal Efendi ile dalaşacağım? Ya ben adam mıyım ya? Ben baba mıyım ya? Benim lafımın bu evde bir zerre kadar hükmü var mı ya? Madem o beni adam yerine koymuyor, onun da benim gözümde bu kadar kıymeti yok. Tamam baba, tamam. Tamam. Tamam, ben atacağım bunları, tamam. Tamam, atacağım ben bunları, atacağım. O kravatını da düzelt lan, ne öyle yular gibi bağlamış. Herkes bana bak, ben anlamadım ki. Sarımsağı yiyen o. Sarımsağı. Fırına gittim, kapalıydı. Öyle bir sorunca işte adresini öğrendim ama kusura bakma öyle pat diye geldim ben. Ay iyi etmişsin. Gel lütfen gel. Gel. Geç içeri. İyi misin? Bir şey yok değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Lütfen buyur. Kahve alır mısın? Alırım. Tamam. Ben de dedim aşkitosuyla buluşmuştur diye ama. Cemre mi? He. Başka aşkito mu var? Vallahi yok. La! La! La oğlum! Oğlum ıslık çaldınız mı la? Duymadım ben. He? Islık mıslık yok artık. Niye? Çünkü Ali Bey'in aklı Cemre'siyle meşgul de. Ha bu arada ne zaman bir araya geliyoruz da böyle toplayacağına?
Onlar ne Arap? Ya sorma kardeş, başıma sabah sabah. Abimin öteberi ne öyle ya? Bunları bırakacağım şimdi, sonra okula. Ver bir tane yardım edin. Yok la yok, ben hallederim. Tamam, hadi ben bunu turizim. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Dikkat et. Mallar bunlar oğlum. Ne diyorsun? Ha? Yok abi, yapamam. Yapamam yani. Giremem, illegal işlere giremem ben. Hadi saçma saçma konuşma. Ben illegal iş yapar mıyım oğlum? Ha? Ya abi görmüyor musun ya, çalıntı hepsi. Yavaş gel Ferdi. Kaçak mal o zaman. Allah ya. Lan gören duyan da gümrükten tır dolusu mal getiriyoruz sanacak yani Ferdi. Ettiğin lafa bak. Aslında yaşım küçük olduğu için az bir gününü yırtarım. Ama yine de istemem. Çünkü sicilim bozulursa devlet memuru olamam ki ben. Sen hiç merak etme oğlum. Senden bu kafayla hiçbir şey olmaz. O hasta babandan da evde açlıktan, parasızlıktan ölüp gider. Ne diyorsun abi, Allah korusun. Allah korusun tabii de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay Arap, hoş geldin. Hoş bulduk. Ferdi. Hayırdır la? Sadık abi şarj aleti istedi de. Şarj. Evet. Bir de bir şey sormuştu. Öyle takılıyordum ben, gideyim en iyisi. Sen dur la bir dur. Oğlum senin Sadık abinin bildiği senin yanıldığına yetmez la. Tamam. Hadi lan aş, okul hadi. Hadi la. Ferdi dur bakalım ya. Oğlum ya şunu al da. Kızlara simit ayran falan ısmarlarsın, al. Ben istemem, sağ ol. Var benim param. Allah al valla. Senin harcadığını bunlar hayırsız hürsüz şeyler harcayacaklar, sen al. Al oğlum al. Allah ha. Oğlum parayı da aldın, hadi la. Hadi la hadi. Görmeyeceğim seni bir daha burada. Sabır ya. Hay bala. Aşağı içeriden ne abi? Yok, hiç gelmedi. Gece teknedeydi. Bunlar ne? Şey ya, öyle teberisi ya. Dedim lazım falan onu getirin de. Getirdim. Ha. Ya vallahi karavanda da iğne koyacak yer yok, biliyor musun? İyi, iyi. Ben tekneye koyayım onları. Götüreyim. Önce de. Sadık abi. Ha, söyle. Ferdi'yle ne hesabım var? Bilmem ama yol yakınken vazgeç. Sen o bebeği sahipsiz sanıyorsun ama sonra sen üzülürsün. Hadi eyvallah. Ya ben biraz boş konuşurum. Yani öyleyim ben, boş konuşurum. Gene öyle konuştuğum anlardan birinde... bir de bugün haliyle yani biraz sinirliydim, öfkeliydim tabii. Ya aslında Önder centilmendir, romantiktir. İyi kalpli biridir o. Elinin tersine gelmediği zaman herhalde. Hayır, hayır canım, tam öyle de değil yani şimdi. Ya aslında ben de o kadar kolay biri değilim. Yani karşımdakini güzel çıldırtırım. Öyle kıskançlığım, inatçılığım falan. Yani belki kim olsa aynı şeyi yapardı, bilmiyorum ki. Bir de zaten bir kez oldu. Yani tamam, belki birkaç kez diyebiliriz. Ama bence tamamen benim suçumdu. Yani ben o kadar kızdırmamış olsam onu... Nesin sen, ne diyorsun? Yapma. Ne olur yapma bunu kendine. Yani şiddetin hiçbir şekilde açıklaması ve özrü olamaz. Hiçbir şekilde. Öyle mi diyorsun? Ben demiyorum ki. Bu böyle bir şey. Sen şiddeti normalleştiremezsin kendin için. Pardon ya, kusura bakma, biraz haddimi aştım ama. Hayır. Bak ben çok özür dilerim, gerçekten şoktayım. Şoktayım çünkü sen gelip bana bir adam anlattın, eski eşim diye. Hı hı. Ve o adam Önder çıktı. Yani tüm bunlar için üzgünüm ve ben şu an ne diyeceğimi de bilmiyorum zaten gerçekten. Hayır hayır, sen sakın kendini suçlama ya.
Bence bunların hepsi böyle garip bir tesadüftü diyelim. Zaten o kısmını da pek anlamıyorum. Yani nasıl bir tesadüf bu? Yani sen buraların insanı pek değilsin. Ne bileyim, fırına nasıl geldin? Biz ikimiz nasıl tanıştık, onları da anlayamıyorum. Yani tam da tesadüf değildi tabii. Nasıl yani? Sen fırına bilerek mi geldin? Ya şöyle oldu. Evet, benim seninle tanışmam tesadüftü ama bu mahalleye gelmem planlı bir şeydi. Ya benim bir oğlum var, Çağrı. Evet, biliyorum. Yani bizim Çağrı Önder. Evet, o yasaklı bir madde kullanmaya başladı. Onu da biliyorum. Onu da Önder anlatmıştı. Evet, işte biz bunu yeni öğrendik. Ve biraz işte Çağrı'yı konuşturmaya başlayınca falan bu mahalleden birilerinden aldığını öğrendik. Tabii ki ben de durur muyum? Onun takıldım peşine. Öyle biraz hafiyecilik oynamaya başladım. O geldikçe ben de onun peşine takılıp mahalleye geldim ve işte arada dinlenecek bir yer ararken seninle karşılaştık. Öyle oldu. Hayat tabii. İki anneyi başka ne birleştirebilirdi ki? Evet. Yani işte buradayız. Ama benim buraya gelme amacım Önder. Yani onunla ilgili sana anlattıklarım aslında. Ya Derya, ben bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Önder'le ilgili anlattıklarım bizim aramızda kalsa... Ve ben bunun için senden bir söz istesem çok mu haddimi aşmış olurum? Hayır, hayır, hiç öyle bir şey olmaz. Rahat ol. Ben senin bana anlattıklarını kimseye anlatmam. Önder'e de söylemem. Zaten bu noktadan sonra... Önder'i bildiğim için ona çok ciddi bir mesafe koyacağımdan... böyle bir konuşma aramızda asla geçmeyecektir. Emin ol bundan. Tamam mı? Tamam. Kader Hanım, hoş geldin. Yani kahvaltılık bir şeyler getirecektin. Simit mit yok mu? Almadım. Kır pidesi? Almadım ya. Bana geleceğin için mi heyecanlanıp unuttun yoksa? Yok, heyecanlanmadım. Bilerek almadım. Sebep? Bundan sonra böyle bir Bilal, canım ne isterse o. Senin canını yerim ben. Ne oluyor kızım, ne yaptım ben sana şimdi ya? Annem rahmetli derdi ki, en iyi erkeğin boynu altında kalsın. O kadar haklıymış ki. Ya Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın da şimdi teneşire gitmeden boynun mu kırılsın? Ne istiyorsun anlamadım. Allah korusun be. Senden bahsediyorum ben. Ender için dedim. Ender kim kızım? Hayırdır? Ender yok mu ya? Koç, koç. Koç be. Hocayı diyorsun. Önder. Ne alaka şimdi o? İyi adam dedik. Kanatsız melek dedik. Ender Bey dedik. Maşallah. İyi dediğimiz iki gün dayanmıyor. Kızım, iyi adam nikah kadar demişler. Öyle mi? Aynen. Konuş, konuş. Konuş. Kendin ol. Tıraşları da olmuşsun. Damat tıraşı. Damat tıraşı. Düşür maskeni. Ne maskesi kızım, ben mi dedim? Atalarımız demiş. İyi adam nikah kadardır. Benim yüzüm bu. Neysem oyum. Sen hele bir olma da ben o gözlerini oymuyor muyum senin? Oy kız. Bir açığımı yakalarsan lime lime et beni. Manyak. Ne istiyorsun? Oyun mu? Al. Getir. Getir topu. Getir. Yemin ederim benim oğlumdan daha akıllısın. Getir. Getir. Ver bana. Otur bakalım, otur. Otur. Yemin ediyorum daha akıllısın. Patiyi ver. Çok daha akıllısın. Memnun oldum. Çok güzel. Bak şimdi... ben çıkacağım. Otur buraya, otur. Otur. O zaman... yatağın üstüne çıkmak yok. Duyuyor musun beni? Baban da dinlemiyor zaten. Kolay gelsin. Dur dur, kapama kapama. Kapama. Ne arıyorsun? Ha.
dosyalarıma girmek istedin ama dosyalar şifreli, şifresi de şey, keşke yazıp bıraksaydım şuraya. Şifre yalancı. Büyük harflerle yalancı. Özür dilerim. Dileme özür. Dileme özür. Eğer haklıysan özür dileme. Hata da yapma. Ne arıyordum en büyük sevme? Hiçbir şey. Korkma ya, korkma. Biraz cesur ol, cesur. Bak girmişsin bilgisayarıma, bilgi arıyorsun. Dosyalar gizli. Açıkça, cesurca yüzüme söyle. Ne istiyorsun, ne arıyorsun? Güvenlik kamerası kayıtları okulum. Çünkü sen istemişsin. Sonra da sildirmişsin okuldakini. Evet, bana gönderin. Sonra kimseye vermeden silin dedim. İzledin mi? İzlemedim. Bakarım bir ara. Neden bakmadın? Şimdi çok olay oldu son zamanlarda. Biraz canım sıkıldı. Gene hırsızlık mırsızlık sıkılmayayım dedim. Kimin nasıl çalınırsa telafi ederiz. Sen niye bu kadar peşine düştün? Gelip direkt bana sorabilirdin. Ya, bir şeyleri sakladığını düşündüm. Birini koruyormuşsun gibi geldi. Ben senin dışında kimseyi korumam. Ya aç o zaman izlerim baba. Hala dürüst değilsin bak. Sen niçin, kim için bu kadar meraklısın? Kimle ilgili ne öğrenmek istiyorsun? Kim için öğrenmek istiyorsun? Benim için önemli değil. Kim için önemli? Cemre için önemli. Sen nesi çalındı demiştin Cemre'nin? Kolye. Kıymetli miymiş? Yani. Bir anısı varmış belli ki kıymetli. O zaman benim yalnızken bakmam daha doğru olur. Sen yokken yani. Ya baba hadi aç izleyelim. Ya olmaz. Ben tanıdığımız birisi ben gerekeni yaparım. Hadi sen düşünme. Sen okula geç kalmıyor musun sen ya? Hadi okula. Neydi çocuğun adı? Şeyin, köpeğin. Kato. Ne demek o? Ya harika torun söyledim ya sana. Çok zekice, süper buluş. Ya babam zaten artık bize ilişemez. İlişmez. Zeyno'ya da açıldık mı? Sen sağ ben selamet. Artık düğünü mahallede mi istersin yoksa küçük bir nikah yapıp balayı mı dersin senin bileceğin iş. Ay yok yok ben öyle düğün falan istemiyorum. Bir nikah yeter. Hani millete ağzına sakız olamam. Yani ben seni şöyle güzel beyazlar içinde bir görmek istiyorum ya. O ne böyle beyazlar içinde? Öbür tarafa geçiş gelinliği mi? Ne yani bu şimdi? Komik mi şimdi bu? Ettiğin laf mı ya? Manif. Neyse hadi ben gidiyorum. Ya dur biraz ne olacak ya? Yok yok hadi gideyim ben işim var. Hem bir gören falan olur. Ya kim görecek Kader Allah aşkına ya. Ayağımı vurdum ya. Aa. O ne be? Hırsız falan mı girmiş buraya? Ulan baba ya. Arama, arama ne olur arama. Arama bak şimdi kavga falan edersiniz. Arama ne olur ya. Bir dur Allah aşkına bu ne ya? Çocuk mu bu adam ya? Hayırdır Bilal Efendi? Sabah sabah rüyanda mı gördün beni? Ya sen beni görmüşsün rüyanda. Ya ne istedin benim eşyalarımdan ya gardıropta duruyordu? Aş ekmek mi istedi bunlar gelip atmışın tekneye? Çocuk musun sen ya? Pırzını pırzını aldırıp da ayağına getirecek hatır bıraktın mı sanki? Kardeşim bırakmıştır oğlum. Ben çöpe atacaktım vallahi elimden aldı. Kıymetini bil bak senin ne mal olduğunu hala anlamamış. Ne diyorsun sen ya? Kim getirdi diyorsun ya? Kardeşim diyorum, Arap diyorum. Getirmiştir diyor. Akıllı çocukmuş vallahi. Oraya atmış gitmiş. Sana çok bile lan. Ne diyor? Kim getirmiş? Baban mı? Kim ya? Arap. Arap getirmiş. Arap mı? Kenan, geçiyordum da sana bir uğrayayım, geçmiş olsun dileyim dedim. Sağ ol Nesin de sen yabancım değilsin. Acilen okula gitmem lazım. Ama benim sana sormam gereken çok önemli bir şey var. Hiç vaktim yok. Başka zaman konuşsak olmaz mı? Derya ve Önder hakkında. Ne olmuş? Bu ikisinin arasında ne var Kenan? Ha yani bildiğin bir şey varsa lütfen söyler misin? Yani böyle gelip geçici bir şey mi bu? Ciddi bir ilişki mi? Ne bu? İlişki derken? Yani bence ilişki. Ya ben dün böyle bir şey lazım oldu filan Önder'e gittim. Böyle apar topar haber vermeden. Sonra bir baktım ikisi de evdeler. Yani ben içeri girmeseydim Önder
öpecekti ya kadını. Şüphecilik, kuşkuculuk yani septizm. Harap, iyi misin? İyiyim ya abi. Babam sonra şey yaparım ben sana. Çocuklar en kaba tabiriyle septisizm, mutlak gerçekliğe ulaşmanın hiçbir şekilde mümkün olamayacağını savunan felsefik bir görüştür. Geçen hafta bu septisizm konusuna minik bir giriş yapmıştım. Şimdi bir soru. İlk septik düşünür kimdir? Sinan? Buyurun hocam. İlk septik düşünür kimdir Sinancığım? İlk septik düşünür... Portakal. Portakal mı? Ne gülüyorsunuz lan? Benim isim hafızam biraz kötü hocam. Protagoras. Ben de aynını dedim. Yalan mı ya? Bravo Ege'cim. Sinancığım bu konu hakkında farklı söylemek istediğin bir şey var mı? La ne diyeyim hocam? Allah yardım etsin. Şüphe zor iş. Başkaları gibi yalan konuşmamak lazım. Yani en başta dürüst olmak lazım. Onun dışında da atalarımız zaten diyeceğini demiş. Bana kalmıyor. Yani doğruyu da canımı ye diye. Çocuklar Protagoras aynı zamanda antik Yunan çağı ilk bilicilerindendir. Şimdi not alalım. Ne oldu? Kim koydu bunu buraya? Çocuklar ne oluyor? Yok bir şey hocam. Canım, Cemre sakin. Bunlar Vefa'nın cenazesindeki fotoğraflardan. Sen de defterin arasına koymuşsundur işte. İyi de Ali ben Vefa'nın cenazesine gitmedim ki. Sınıftan biri bana oyun oynuyor. Biri bu sınıftan biri oynuyor. Tamam, tamam. Hocam... Çocuklar siz biraz dışarı çıkın. Cemre, iyi misin? Ya ne var bu kadar etkilenecek? Anlamadım ben. Biri bana oyun oynuyor, biri bana çok pis bir oyun oynuyor. Ne de öyle bir şey yapsınlar ki sana? Kim yapabilir yani? Bak canım. Benle konuşabilirsin, anlatabilirsin. Bana güvenebilirsin Cemre, konuş benimle. Ya kim sana bunu yapabilir? Ali. Ben... Dinliyorum. Ne yapmış olursan ol. Ben seni arkamda bırakmam. Bana güvenmek zorundasın. Benden başka güvenebileceğin kimse yok. Çünkü ben seni her şeyden... Kendimden bile çok seviyorum Cemre. Bilmiyorum. Günah bilmiyorum. Thank you.
Derya. Derya. Çok önemli değil. İzin verir misin? İşlerim var. Önemli, önemli. Hem de çok önemli. Ne oluyor? Sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun? Müsait değildim. Derya. Bak. Eğer mesele Nesrin'le ilgiliyse biz yıllar önce boşandık. Aramızda hiçbir şey yok. Olmasına da imkan yok. Beni de ilgilendirmiyor zaten. Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ne şimdiniz ne de geçmişiniz. Hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Umurumda bile değil. Müsaade eder misin? Ha, şimdi anlaşıldı. Nesrin bulmuş seni bir şekilde. Değil mi? Sana bir şeyler anlatmış. Değil mi? Haklı mıyım? Değil mi? Öyle mi oldu? Ne anlatacak bana ya? Beni nereden bulacak Nesrin? Ama de ki bir şeyler anlattı ve beni buldu. Sen anlattıklarından niye bu kadar şüphelenip endişeleniyorsun ki? Çünkü Nesrin bu. Her şeyi anlatabilir. Tahmin etmesi çok zor. Tahmin etme o zaman. Çünkü beni bulmadı ve hiçbir şey anlatmadı. Çekilir misin lütfen? Sen bana kızgın. Sen bana kızgınsın. Belli ya ki bana kızmadım. Kızmadım. Sana kızmadım. Çekil lütfen. Derya. Kızmadım sana. Kendime kızdım. Kendime kızdım çünkü yine aynı hatayı yaptım. Yine aynı hatayı yapıyorum. Kimseye güvenemem dedim. Ortada doğru düzgün adam kalmadı dedim. Sonra yine aynı hatayı yapıp sana kapıldım. Ama anlamalıydım. Anlamalıydım çünkü böyle mükemmel bir insan olamaz ki. Hiçbir fason yoktu. Hatta dedim kendime, dedim ki bu kadar mükemmel bir adam nasıl yalnız kalabilir? Bir kadının hayal ettiğinden çok daha fazlası vardı sende. Evet, varmış. Düşündüğümden fazla bir şeyin varmış. Kötü bir şeyin varmış. Bak, bir daha beni arama lütfen. Buraya da gelme, tamam mı? Alo. 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 Alo, kimsin? Kimsin? Cevap ver. Kimsin? Cevap ver. Lütfen artık cevap ver. Ne olursun lütfen. Kimsin? Biri manyak. Diğeri böyle durmadan anlatacağım, anlatacağım diye ortalıkta gezinir. Yani benim nedir derdim acaba ya? Ay sen kimsin ki? Sen kimsin? Ali Kıran Başkesen falan mısın? Bak yeter. Vallahi yeter. Yeter. Ben neyim acaba böyle? Neyim yani? Neden durmadan geliyorsun? Sen niye geldin? Ya, bak Kenan, hiç konuşamayacağım, tamam mı? Çek git buradan, yoksa vallahi şu bardak suyun içerisine buhar atarım seni. Ben oğlumu üvey babayla büyütmek istemiyorum. Ne? Duydun. Dinle beni. Benim karım öldü. Ha? Ben evlenmedim. Niye sence? Çünkü oğlum bir üvey anneyle büyüsün istemedim. O yüzden şimdi de oğlum üvey babayla büyüsün istemiyorum. Sen delirsin mi? Yani ne saçmalıyorsun? Ha? Önder'le evlenirseniz diyorum. Ha? Ali'yi diyorum. Alırım diyorum senden. Alırım Ali'yi. Ha? Evet. Ben söyleyeceğimi söyledim. Seçimini yap. Ya Önder ya Ali. Gerisi sana kalmış. Ha, ne gülüyorsun? Çok affedersin. Ne gülüyorsun? Ne var gülecek? Ali'ye de bu akşam yemekte bütün gerçekleri anlatacağım. O da öğrensin. Gerçekleri mi anlatacaksın? Ne? Öyle mi? Öyle. Ya sen hiç zahmet etme ha. Zahmet etme. Ben kendim anlatırım. Hı. Alırım oğlumu karşıma.
Derim ki senin baban böyle bizi ortada bıraktı, çekti gitti. Sonra ortadan kayboldu. Bunların hepsini söylerim. Sonra da derim ki işte baban bu. Hı. Ne sanıyorsun sen? Boynuna falan mı atılacak zannediyorsun? Yüzüne bakmaz be. Benim oğlum senin yüzüne bile bakmaz. Gerçekleri bir kere de benden dinler. Yalanları demek istiyorsun herhalde, öyle değil mi? Ben sana yalan söylemedim. Ben gelemedim sadece. Ha, gelemedin mi sen? Evet, gelemedim, sadece gelemedim. Ah, çok üzüldüm gerçek. Tabii gelemedim. Ben bir de senin hakkını yiyorum. Şeydeydin sen çünkü. Sen düğündeydin. Başkasıyla evleniyordun o sırada, ondan gelememişsin. Mecburdum. Mecburdun. Mecburdum, evet. Yürü git artık vallahi, yani bunları niye dinliyorum? Yürü. Tamam, hadi. Bak. Kızgınsın, öfkelisin. Cevabını alamadığın soruların var. Benim cevabını alamadığım hiçbir soru yok. Var şimdi belli. Şimdi sadece tek şey istiyorum. Ha. 16 sene önce nasıl çekip gittiysen, şimdi de buradan çek git, huzur içinde olayım ben. Madem eski defterler açıldı, madem eskiyi konuşuyoruz, o zaman her şeyi konuşacağız. Ben senin tek bir yalanını bile duymak istemiyorum artık, tamam mı? Ben anlatacağım, öğreneceksin, dinlemek zorundasın. Dinleyeceksin. Hayır, dinlemeyeceğim. Dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Dinleyeceksin. Bilmem gereken şeyler var. Bilmeyeceğim diyorum sana, bilmeyeceğim. Ben seni sevdim Derya. Ya yürü git şuradan ya, hadi ya, hadi. Madem sen bilmek istemiyorsun, o zaman tamam, ben de Ali'ye anlatırım, Ali öğrenir. Sen beni delirtecek falan mısın? Ne yaptın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yok. Delirtiyorsun beni şu anda. Sen gelsene ya. Sen ne yapıyorsun? Gel. Bir dakika. Rica, bir dakika, o eline. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, sen gel, ne yapıyorsun? Gel. Bir şey anlatacağım. Gel, bir şey yapmayacağım. Canın acıyacak, kolun acıyacak. Ne? Sen bir beni bırakır mısın diyor. Neyi dinlemek istemiyorum? Bırak beni. Bırak dedim. Yavaş yavaş, bağırma. Aman dur. Aç şunu. Alo, ne oluyor ya? Bilal! Açsana sen şu kapıyı! Bilal! Ne yapıyorsun? Aç şunu! Seni benzeteceğiz! Aç şu kapıyı! İnsan mı kaçırıyorsun? Açsana şunu! Derya abla bak, Bilal. Ben buradayım! Geliyorum arkandan! Bilal! Alo! Ben de Falkın karşınızda okulun en popüler kızı Cemre Yılmaz. Vefa'nın telefonundan geldi bu. Bizimkiler yapmış olamaz. Ali ya da onun tayfasından biri. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ali böyle bir şey yapmaz. Cemre, sen ne kadardır tanıyorsun bu eldemen çocuğu? Seni yıllardır tanıyorum da ne oldu? Bak. Vefa'nın telefonu sadece onların elinde olabilir. Cemre, sakin ol. Sakin ol, sen böyle yaparsan notları kimin gönderdiğini asla bulamayız. Sence benim umurumda mı? Bak, o güvenlik kayıtlarını almam gerekiyor benim. Anladın? Biri biliyor, birisi benim olduğumu biliyor. Ya senin baban kimi koruyor? Ya ne yapıyor ya? Ben gidip konuşacağım. Sakin ol. Thank you.
Mavi. Merhaba Cemre. Yeniden döndüm aranıza. Çekinme, seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar, bir bir manzara önümüzde.